Soru Plus serisinin 4. bölümüyle karşınızdayız efendim. Yine ofisin üst tarafından başlıyorum. Fakat bugün bir değişiklik var. Hemen çevireyim. Gösterelim. Ofis biraz karmaşık, karışık bir halde. Merhaba abi. Merhaba. Ne haber? İyidir abi. Senden ne haber? İyi. Tadilattayız. Şurayı boyadık. Buraya böyle bir şey yapıyoruz. Taş döşeme yapıyoruz. Gördüğün gibi. Şu kısım kaldı. Şurayı tamamlayacağız şuraya kadar. Yayınları artık bu bölgeden ve o bölgeden yapıyor olacağız. Şu duvarı turuncuya boyamayı, bu duvarı yeşile boyamayı falan düşünüyoruz. Dekorasyon. Bir de şu duvarda da bir taş işimiz var. Ben de biliyorsun İsviçre şakısı gibi olduğum için her işten anlayan adam. Geçen gün de ben aynısını söylemiştim abi. Maşallah her iş elinden geliyor evet, yani. Evet, anlarım ev işlerinden. Vallahi ellerine sağlık abi. Çok güzel sağ olacak. Ol. Farklı set ortamlarımız da olacak. Yani ihtiyaç vardı. Ufak ufak yapalım istedik. Hazır vaktimiz var. Kaçıncı tadilat diye sorsana birkaç tadilat. Evet. Ofiste kaçıncı tadilat abi var bir de? Ya bu herhalde 1, 2, 3, 4, 5. stüdyo 5. tadilat oluyor. Vay. Sizin aşağıdaki, yani aşağı kat var ya, onunla beraber. Onunla beraber. Orayı da ayrıyeten bir ses izolasyonu yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Doğru hatırlıyor musun? Aynen. Sünger kaplamıştık. Süngerlerle. Çok yankı oluyordu. Burada da çok yankı oluyordu. Yankıyı kesmek için böyle işte köpükten bir malzeme var. Bunu Koçtaş'tan aldık. Şu malzemeden kaplıyoruz. Şu taş malzemeden kaplıyoruz. Böylece ses izolasyonu sağlamış olacağız. Yankıyı önlemek amacımız. Ki bu önleyecek bayağı. Hem de dekor oluyor güzel. Tabii ki çok güzel bir dekor. Aynen öyle. Sen ne soracaksın? Söyle bakalım. Önce haftanın sorusuyla başlayalım. Dinliyorum. Abi. Hangi şirketin CEO'su olmak isterdin? Öyle girelim. Ya şimdi çok büyük başın büyük belası olur aslına bakarsan. O yüzden hani çok büyük şirketlerin CEO'su olmak çok büyük sorumluluk da getirir. Şirketin geleceğine vizyon katmak, gerekli Ar-Ge'leri yapmak, Ar-Ge'lerle birlikte çalışanları doğru şekilde yönetmek, yönlendirmek çok ciddi işler, büyük sorumluluk gerektiriyor. Ben hatta böyle sorumluluklar isteyen bir adam değilim artık. Yani 44 yaşına geldim, 44'ümden sonra şuna karar verdim. Büyük sorumluluk almak çok doğru değil. Ufak sorumluluklarla, ufak işler çevirerek mutlu yaşamak daha doğru diye değerlendiriyorum. 20'li 30'lu yaşlarımda çok ciddi hırslarım vardı bununla ilgili ama şu anda hayır, büyük sorumluluk almak istemem. Ben kendi şirketimin CEO'su olmaktan gayet memnunum yani. 10 kişilik bir ekibiz, 10 kişi çalışıyoruz. Daha fazlasına mümkünse çıkmayalım. 10 kişilik şirketler idealdir. Ha, yurt dışına mesela ticaret yapmak anlamında yurt dışına bir şeyler satıyor, alıyor olsaydık daha fazla kazanırdık diye tahmin ediyorum. Çünkü geliri dolarla olanlar çok ciddi para kazandılar son dönemde. O yüzden ben de bu tarzda bir iş yapıyor olmayı isterim. Mesela ilerleyen dönemde belki Hardware Plus'ın bir shop kısmını oluşturabiliriz. Orada bir takım ürünler satıyor olabiliriz. Bu çok istediğim bir şey. Belki hayata geçirebilirim zamanla. Bazı markalarla işbirliği yaparak bir takım ürünleri HVP shop'un altında satıyor olmak güzel olabilir. Böyle bir projem var. Hayata da geçirebilirsek ne mutlu. Daha fazla para kazanırız diye düşünüyorum. O yüzden kendi şirketim ben memnunum. Yani biz içerik üreten bir şirketiz. Hem markalara hem şirketlere içerik üreten bir şirketiz. Ve bu bize para kazandıran bir iş ama bunu biraz daha geliştirerek bir satış ayağı oluşturabilirsek kendi şirketimizin altında daha mutlu olacağım. Yani çok büyük sorumluluk almak istemiyorum. Küçük sorumluluklarla daha keyifli bir hayat istiyorum. Motor süreyim istiyorum. Bana vakit kalsın istiyorum. Ha, 2 sene önce de aynı soruyu sormuş İrem abla. O da o zaman da aynı cevabı vermişsin. Ha. Evet. İstikrarlıyım ya. Kesinlikle abi. Ve şey de var hani aile gibiyiz gerçekten. Hani küçük şirket olmanın öyle bir avantajı da var. Bu arada hala gençsin bence. Hani ben çok yaşlı olduğunu düşünmüyorum. Yok, ben de yaşlılıktan değil. Sorumluluk almanın yükü ağır. Ve mesela bazı insanlar vardır rahattır ya. Ya aman hallederiz falan. Ben öyle bir adam olmadım hiç. Her şeyin doğru düzgün olması, kimsenin hakkını yemeyelim, yalan söylemeyelim, dürüst olalım gibi endişelerim var. Hani aileden gelen yetiştirilme tarzıyla alakalı bir şey bu. Benim hayata bakışım bu. Düzgün olalım, düzgün insanlar olalım, dürüst olalım. Hiçbir şeyi ötelemeyelim, önemsememez insanlar olmayalım. Yaptığımız işte karşı tarafı yani müşterimizi memnun edelim. Maksimum ne sunabiliriz, ne kadar bizle çalışmaktan keyif alabilir insanlar. Ona bakalım. Ayrıca çalışan ekiple de alakalı. Mesela
Sen burada çalışıyor, huzurdanın son delisin, düşün Kaan. Yani en genç, en yeni arkadaşımızsın. Birlikte çalıştığımız birçok insan var ve çok uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Onların da birlikte çalışmaktan memnuniyeti önemli. Birlikte tatiller yapıyor muyuz, dışarıda yemekler yiyor muyuz, kendimize kalan zamanlarda onlarla birlikte görüşüyor muyuz? Bunlar bence de önemli şeyler. Hayatımızın bir parçası olmakla alakalı. Ne kadar hayatımızın bir parçası olursak gerçek anlamda, yani ben burayı hiçbir zaman iş çalışıyorum, evet, iş yerine gidiyorum gibi görmedim ki. Kesinlikle. Bu bir hayat ve biz bunu yaşıyoruz. Kesinlikle. Tabii ki para da kazanacağız. O da hayatın bir parçası ama bu bir hayat, bundan keyif almak lazım. Eğer keyif almıyorsak bu işi yapmayalım zaten. Benim hayata bakış açım budur. Kesinlikle abi. Zaten hani tatil planımız da var yakın bir zamanda. İnşallah. İnşallah biraz ötelemiş Temmuz ayı içinde. Ya işlerin yoğunluğundan ötelemek zorunda kaldık. Ben de orada burayı dekore edeyim dedim. Çocukların ihtiyacı var. Yani sizlerin ihtiyacı var. Çekecek Kutum farklı platformlara ihtiyacımız var. Ne? Yok bir şey demedim abi. Vallahi. Ya boş oturmayı sevmiyor dedim o yüzden. Evet, yok. Çalışkanlıkla da alakalı. Ben de evet, çocukluğumdan beri çok çalıştım. Yani babamı erken kaybetmenin getirdiği bir amin şey var. Yük var. Üç kardeşin yükü vardı sırtımda. İşte dört kardeşiz biz. Ben en büyükleri olunca ben çalıştım. Hem okudum, hem çalıştım, hem ailemi geçindirdim. O alışkanlık var. Yani erken yaşta çalışmaya başlamak böyle bir şey. Hiç durmuyorum. Sürekli çalışıyorum yani. Muhteşem bir şey abi. Eline emeğine sağlık. Eyvallah. Efendim. Hepinizin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Abi, biz teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin şimdiden. Sağ olun. Siz de işe başlayacaksınız. Ben yavaş yavaş aşağı doğru ineyim. Şöyle döneyim. Yavaş yavaş aşağı doğru gidiyorum. İnelim. Ve ofisin aranan yüzü Aydoğan abi. Merhabalar Aydoğan abi. Selamlar. Şunu durdurayım. Bir haftadır yoktun, tatillerde, gezmelerdeydin abi. Bir hafta değil, cuma ile şey ya, pazartesi yoktum, bir memlekete gittim. İyi de oldu aslında. En azından oradaki arkadaşlarımı, akrabalarımı görmüş oldum. Şimdi işimizin başındayız. Peki abi, o zaman haftanın sorusuyla başlıyorum. Hangi teknoloji şirketinin CEO'su olmak isterdin? Güzel bir soru. Teknoloji şirketi olarak düşündüğümüzde aslında teknoloji ve uzay dersek bence şeyi düşünebilirdim. SpaceX olabilirdi. Hı-hı. Hani en azından şu anki uzay çalışmaları ve ilk işte resmi olmayan, yani özel bir firma olarak da NASA ile beraber biliyorsun geçtiğimiz günlerde roket de fırlattılar ve o roket başarılı bir şekilde geri gelmişti. Orası olabilirdi. Ya da şu robotik firma vardı son dönemlerde şey yapan, akıllı robotları yapan. Evet, evet. Boston. Texas. Boston. Boston Dynamics. Direkt Boston Dynamics'te olabilirdi. Hani biraz daha böyle klasik işte Apple'dır, Samsung'dur falan filan değildi, Huawei'dir değildi. Öyle farklı şeyleri, günümüzdeki geleceği oluşturan firmaların birinin başında olmayı tercih ederdim sanırım. Daha inovasyonel anlamda şirketlerin başında. Mesela Tesla da olabilir o yüzden. Kesinlikle abi. Ben yani hem otomobil hem teknoloji firması diyebiliriz Tesla için. Evet. Peki sana bu hafta yine sorular var. Bu sefer 3 tane soru soracağım sana abi. Şu anda kurulumuna takip ediyorum aynı zamanda. Bekliyorum. Ali Şensoy sormuş. Tam ekran telefonlar dediğimiz çerçevesiz telefonlar alınır mı? Alınırsa uzun ömürlü olur mu? Ve fiyat performans kabul edilecek olanları var mı? Pop-up veya mekanik kameralar dayanıklı mı, yoksa hala alacak yolları var mı? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Severek takip ediyorum demiş. Eyvallah, sağ olsun. Pop-up kameraların bence çok uzun bir süre şeyi olmayacak. Vakti olmayacak. Çünkü yerini tam ekranda şu anda denenen işte ekran altı gizlenebilen kameralar. Sadece ön kamerayı açtığında kendini belli eden ve diğer türlü ekran olarak kullanabileceğin kameralara bırakacak diye düşünüyorum. Çünkü pop-up'lar evet tam ekran deneyimi olarak çok iyi olsa da ki fiyat performans olarak şu anda bir Mi 9T'yi ekleyebiliriz bence tam ekran olup ve aynı zamanda şey olanlardan. Pop-up'ın en büyük dezavantajlarından biri orada mekanik bir kısım olduğu için bir IP sertifikası alamıyorlar. Hı. Sen yanlışlıkla su döktüğünde illaki orada bir contayla falan bir sistem var. Özellikle işte Jerry Everything gibi kanallar söktüğünde gördük. Hani çok da kötü bir şey değil orada bulunan pop-up kameralar, işte OnePlus'ın eski modellerinde vesaire olduğu gibi de, ama bir uzun ömürlülükte orada sürekli mekanik bir şey olduğundan ve oradan illaki toz toprak girme ihtimali yüksek olduğu için
biraz daha kısaltıyor telefonun ömrünü. Yani işlemciden, ısınmadan, işte bataryadan değil de sen oradaki kamera yapısından dolayı bir sıkıntı yaşayabilirsin. Evet, mesela düştüğü zaman kendileri bunu üzerindeki jiroskobuyla anlayıp kapatıyor ama o kadar yavaş kapatıyor ki sert bir şekilde düşse sıkıntı yaşayabilecek cihazlar bunlar. O yüzden yerini bence dediğim gibi tam ekranda, ekran altına gömülü ve ekran olarak da kullanılabilen kameralara çevirecektir diye düşünüyorum. Yakın zamanda zaten Pocophone'un da bir telefonu vardı hatırlarsan abi. Hı hı. Ya şu anda konsept olarak deneniyor. İşte Poco F2 Pro'da da zaten şey var. Hı. Pop-up var ama dediğim gibi hani uzun ömürlü şeyler olduğunu düşünmüyorum. Evet, çok daha iyi. Hani ekranda bir nokta yerine tam ekran deneyimi sunmaları falan güzel ama dediğim gibi IP alamıyor. Sağlamlık açısından orada işte mekanik bir şeyin olması illaki belli bir süre sonra başına dert açacaktır diye düşünüyorum insanlar. Sorun yaratacaktır diyorsun. Tamam. İkinci sorumuz aslında bunu iki tane izleyenim sormuş. Komik olmayan sayfa bir nickli Honor X10 Türkiye'ye gelecek mi demiş. Tahminim doğrultusunda gelmeyecek diye düşünüyorum. Ama tabii ki gelebilir. O biraz da Honor ve Huawei kanadının yapacağı planlamalara bağlı. Ama ilk başlarda bir görünüşe göre yakın zamanda direkt bu üst seviye vesaire ya da merak edilen cihazlardan gelmeyecek diye bir tahminim var. Hmm. Ama göreceğiz. Ama belli de olmaz. Aynen. Yani belki gelirse de az bir sayıda gelecektir diye tahmin ediyorum. Peki son soruma geçiyorum. Hasan Nema Yıldırım sormuş. Günümüzde telefonların birbirleriyle en çok rekabet ettiği konu kamera. Fakat çift ön kamera, ekstra geniş açı birçok telefonda halen yok. Ben bunun bir artı olduğunu düşünüyorum. Telefon üreticileri bu konuda neden daha hassas olmuyorlar? Realme ve LG bu konuda daha üstün duruyor. Ayrıca çift ön kameralı telefonlar için satın alma rehber videosu çekilirse çok iyi olur demiş. Rehber olarak evet yapılabilir. Hani gerçi Türkiye'de de öyle çok fazla çift ön kameralı telefon yok. Dediğim gibi mesela nerede o? Şu anda işte geçişi yaptığım Realme 6 Pro'nun çift ön kamerası var. Çok fazla görmüyoruz. İşte S10 Plus'ta var çift ön kamera. Yani yeni cihazların da çok fazla kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Büyük ihtimalle biraz daha orada bütçe tarafı olabilir. Hani üst seviye cihazlarda yanlış hatırlamıyorsam bir Huawei kanadında var. Honor'da var vesaire. Çok büyük bir katkısı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Evet, geniş açılı olmasıyla şey yapıyor. Belki bokeh efektinde daha iyi bir sonuç verebiliyor orada. Yardımcı bir kameranın olması. Ama zaten hani üst seviye cihazlara baktığımızda tek ön kamerayla birçok şeyi yapabiliyorlar. Ve ikinci ön kameranın olması birçok kişi için işte şu ekranda yani daha fazla yer kaplıyor anlamasına geliyor. Ve bu da oradaki ekran boyut oranında biraz daha kısmaları ve birçok kişi için de bir dezavantaj olması anlamına geldiği için çok fazla tercih edilmediğini düşünüyorum. Ve geniş açılı kameralar her seferinde önde de arkada da ana kameradan daha düşük performansla çektiği için hani birazcık daha uzağını ele alınıp ya da bir şeyle monopodla uzaklaştırıp daha fazla kişiyi almak daha mantıklı olabilir. Tek sebebi tahminimce budur diye düşünüyorum. O yüzden hani çok fazla geçilmeyecektir. Ha belki şeyden sonra yine olabilir bu ekran altı kamera muhabbetinden sonra oraya şey yapmak. Çünkü ikinci ön kameradan ziyade şu anda Apple ve Huawei'nin yaptığı gibi sensör eklemek daha mantıklı oluyor. Evet. Kızılötesi bir sensör eklese yüz tanımada da daha iyi çalışır. Şeyde de o blurlanma, portre modu, işte bokeh efekti artık farklı farklı isimleri olan o teknolojide kızılötesi daha fazla işe yarar. Hani geniş açıda orada çok büyük bir şey sağlamadığı için çok da gereklilik olmayacaktır. Zaten asıl iş sensörde bitiyor olayı var ya. Evet. Tabii ki. Ön kameraya biraz daha iyi sensör koyup da tek kamera olması daha iyi olabilir. Evet. Peki abi. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ben hemen böyle dönüyorum ve Ersin abinin yanına doğru yolculuğuma başlıyorum. Merhaba Ersin abi. Merhaba Kaan. Ne haber? İyidir abi. Hemen virali. Hemen şey yapalım ne derler. Reklam olayına girelim hemen. Baltayı da alalım elimize. Tabii, tabii abi. Ayağa da kalkalım. Olmazsa olmaz. Aynen öyle. Sor bakalım soruyu, bileyim cevabını. Peki abi, haftamızın sorusu, hangi teknoloji şirketinin CEO'su olmak isterdiniz? Böyle CEO'luk miyoluk falan istemezdim ya. Ben yaptığım işten, pozisyonumdan falan memnunum. Yani hiç öyle aklımda o tarz bir hikaye yok. Peki abi.
Sana sorularımı soruyorum hemen. Hazreti Emre sormuş. Elefon cihazlarının fiyatları neden ucuz demiş. Elefon cihazlarının fiyatları neden ucuz? Şimdi ucuz mu pahalı mı bilmiyorum. O anlamda bakmadım cihazlara. 3 tane modeli Türkiye'de satmaya başladıklarını biliyorum. Pazara yeni girdikleri için ucuzdur. Bir pazar payına sahip olabilsinler diye bir süre her yeni markanın yapması gerektiği gibi ya da her yeni markanın yapmasını arzuladığımız gibi fiyatları ucuz tutuyorlardır. Eğer ucuzsa bilmiyorum, gerçekten bakmadım. Yani nedeni budur. Yoksa hani o sanırım şey anlamında soruyor. Yani hani bu markada bir kelek mi var? Bu cihazlarda bir sakat mı var diye soruyor, evet, galiba. Elefon dünyada kullanılan, bilinen bir marka. Böyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Anladım abi. İkinci sorumuz HSYN AY isimli kullanıcıdan gelmiş. Hüseyin Ay. Okay. Evet. Lityum polimer piller mi daha iyi, lityum iyon piller mi daha iyi? Şimdi ben son kullanıcı olarak arkadaşlarım bu konulara çok fazla kafalarını yormalarından yana değilim. Çünkü şöyle diyelim. Aynı ürünün, yani mesela atıyorum bir cep telefonundan, bir laptoptan bahsedelim mesela. Aynı marka, aynı modelin o pilli ve bu pilli alternatifi, keza ekranda da AMOLED ekranlısı, bilmem ne ekranlısı filan diye farklı versiyonlarını görmüyoruz zaten. Neyse onu alacaksın. O yüzden yani hangisi daha iyi, hangi kullanıma göre olduğu değişir, hangisinin daha iyi olduğu. Bir de hangisini almaya karar verdiğiniz zaman fiyatın ne olduğuna göre de değişir bence daha iyilik kavramı. Yani en iyi diye bir şey yok bu dünyada. Özellikle teknoloji camiasında en iyi diye bir şey yok. O yüzden ben bu işte pili öyle, pili böyle, ekranı şöyle, ekranı böyle filan muhabbetlerine çok fazla girmek isteyen birisi değilim. İzleyicilerimizin de niye bu işte bu kadar kafayı yorduklarını anlamıyorum. Yani bir video yayını alıyorsun ama ekranı AMOLED olsaydı, AMOLED olmasaydı filan diye. Pazarda var başka markanın ekranı AMOLED olan ya da olmayan versiyonu. Git onun fiyatına bak, eğer uyuyorsa git onu al. Yani niye diye şey yapıyorsun, uğraşıyorsun bu işte bu kadar. Şöyle bir opsiyonumuz olsa, hak vereceğim arkadaşlara. Mesela atıyorum işte şu cep telefonu neymiş bu? Huawei. Şu cep telefonunun pili öyle olanını, pili böyle olanını Huawei çıkarmış olsa, yani elimize burada Huawei geldiği için şey yapıyoruz da ne tabiyor beni, bir kapatayım, tamam. Elimize burada Huawei geldiği için söylüyoruz ya da ekranı öyle olanını, ekranı böyle olanını Huawei çıkartıyor olsa, bir aynı ürün olsa, o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Bunun pili şöyle olduğu için bu bundan daha iyi. Bunun ekranı böyle olduğu için bu bundan daha iyi. Ama öyle bir alternatif yok. O yüzden bu işleri kafayı yormayın bence. Siz şuna bakın. Hangi ürüne kaç lira vereceksiniz? Verecek paranız var mı? Cepte hazır mı? Ve o ürün sizin ihtiyacınızı karşılayacak mı? Görecek mi? Ona bakın bence arkadaşlar. Kesinlikle abi. Son soru soruyorum. Melih Burak Aslan demiş. Ülkedeki vergiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu vergilendirme miktarları normal mi? Yoksa daha mı az, daha mı çok alınmalı? Bu konu hakkında yani şimdi ben bu konuyu hep söylüyorum. Cuma raporlarında, sohbetlerde filan filan. Vergi vermek zorundayız. Yani her vatandaş vergi vermek zorunda. Sıfır vergi verebileceğimiz bir ülke değiliz. Hangi ülkelerde sıfıra yakın vergi var? Mesela Arap Yarımadası'ndaki ülkelerde para toprağın altından fışkırdığı için vergiler çok az. Ama dünyanın geri kalan birçok yerinde vatandaşlar Arap Yarımadası'ndaki ülkelerine zaman daha fazla vergi veriyorlar. Bizi de Türkiye'de de ekmek hastanın ağzında. Yani sadece senin benim bu soruyu soran arkadaşımız için de hükümet, devleti yönetenler için de ekmek hastanın ağzında bu vergi verilecek. Ha, bu vergilerin normal olduğunu söylemekse, yani bizim şu anda verdiğimiz vergilerin normal olduğunu söylemekse bence pek akıl kârı bir iş değil. Fazla vergi veriyoruz. Daha az vermemiz lazım. Hatta bir de şöyle bir şey var. Bazı tüketim alışkanlıklarında sadece şu anda yönetimdeki olan hükümet değil, geriye dönüp baktığımız zaman hükümetler silsilesi boyunca çok fazla yüklenildiğini görüyoruz. Mesela de otomobil alımındaki vergi oranı. Türkiye tarihi boyunca çok yüksek. İşte elektronik cihazlardaki vergi alım oranı. Türkiye tarihi boyunca çok yüksek. Biz tabii ki şu anda yaşadığımız için bugünkü vergilerden şikayet ediyoruz. Ama ben eminim bundan 20 yıl önce de Türkiye'de insanlar ödedikleri vergilerden şikayet ediyorlardı. Burada vergiyi normalleştirmeye çalışmıyorum. Sakın kimse bir şey öyle bir şey anlamasın. Yani derdim şu anki hükümetin yaptığı şeyin normal olduğunu söylemek değil. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben 48 yaşındayım. İşte Özal zamanından beri bu ülkede neler yapıldığını az buçuk hatırlıyorum. Yani o zaman böyle ortaokula falan giden bir çocuk olarak.
İlk kez sanırım vergilememiz bu kadar yüksek şeyleme çıkıyor, oranlama çıkıyor. Biraz daha şey yapmak lazım. Yani hükümet, tamam, hükümetin en büyük gelirleri vergi gelirleri, devletin verdiği hizmetlerin tamamı bu vergi gelirlerinden şey yapıyor, ne derler, karşılanıyor. Vergi vermek ayrıca kutsal, okey, bunların hiçbirisinde bir söylediğim bir şey yok ama hükümetler de bazı ekonomi politikalarını vergiye dayandırmadan yapmak zorundalar bence. Yani her gün yeni bir vergi icat etmek, var olan vergilerin oranlarını yükseltmek bizim için, halk için çok mutlu olacağımız, sevineceğimiz şeydir. Ha şu olur, hepimiz çok çok para kazanmaya başlarız. Şu an kazandığımız paranın 10 mislini kazanmaya başlarız. O zaman tabii ki daha çok vergi vermek anlamında şey oluruz, gönüllü oluruz. Ama ben şunu çok net söyleyebilirim ki işte son 6 yıldır, son 7 yıldır satın alma gücüm, benim Ersin olarak satın alma gücüm her yıl düzenli olarak azalıyor. Ve buna rağmen ödediğim vergi her yıl düzenli olarak artıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil Ersin açısından. Bu sürdürülebilir bir sistem değil. Ersin bir yerde iflas etmek, intihar etmek zorunda. Eğer bu ikisini yapamıyorsa ilahi mukadderat değil mi, ölmen lazım ki bu iş temizlensin. O yüzden devleti yönetenlerin çok şey olması lazım. Çok verdikleri kararları, vergi anlamında verdikleri kararları çok iyi düşünmen lazım. Bak hepimiz SimCity oynadık hayatımızda. Evet. SimCity oynamayan yoktur. Çok basit bir davranış. Vergi oranını azıcık yükselt, senin şehrinden insanlar kaçarlar. Aynen. Şimdi bizim kaçacak bir yerimiz yok. Yani biz bu topraklarda yaşıyoruz. Kaçacak bir yerimiz yok. O yüzden o vergiyi ödüyoruz. Ama ödüyor olmamız mutlu olduğumuz anlamına gelmiyor. Belki SimCity'deki gibi bizim de kaçacak bir yerimiz olsa, yani daha az vergi ödeyeceğimiz bir yer olsa bırakıp belki kaçabiliriz, ayrı mevzu. O yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Her ekonomi yöneticisi mutlaka SimCity'deki mantığı anlamak zorunda. Yani kamu maliyesini şey yaparken, planlarken o SimCity'deki maliyeti anlamak zorunda. Bak maliyetten kastım şu. SimCity'de elektrik olmayan yerlere elektrik götürüyorsun. Bu bir maliyettir. İşte deprem olur, canavar çıkar denizden, bilmem ne filan filan. Bunların hepsi maliyettir. Bunlar olduğu zaman vergileri yükseltirsin. O dönemlerde kimse o vergileri çok yükselttiğin için kaçmaz senin şehrinden. Ama durduk ya, her şey çok iyi giderken vergi dilimini yükseltirsen bir anda şehirdeki trafik azalmaya başlar, insanlar gitmeye başlarlar filan filan. Tam olarak böyle düşünüyorum ben de. Yani Türkiye'de ödediğimiz vergi ne yazık ki fazla. Bu kadar vergi ödememiz, bu kadar vergi ödemememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Var mı başka sorun? Bu kadar abi. Çok güzel okay, bir örnek tamam. Verdin bu arada. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Buradan ben hemen Aslı ablamın yanına doğru gideyim. Aslı abla merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çiçeklerimi soruyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abla. Ne olsun? İşte burada vlog çekmeye çalışıyorum. Şimdi yine haftanın sorusuyla sana soracağım. Hangi şirketin CEO'su olmak isterdin? Daha doğrusu teknoloji şirketini değil mi? Tesla. Tesla. Evet. Neden? Yani elektrikli araç, ben araçları çok seviyorum. Otomobilleri çok seviyorum zaten. Onun haricinde elektrikli araçların daha çok çoğalması gerektiğini, bunu genel dünya olarak böyle hem doğayı korumak adına hem de daha az böyle yakıt, masraf, hava kirliliği, hepsi adına bunun elektrikli araçlara dönmenin en mantıklı çözüm olduğunu düşündüğüm için Tesla'nın CEO'su olmak isterdim. Ve çok havalı ya. Araçlar da çok havalı. Çok güzel bence. Şey mi, bu kamyonetler mi yoksa model S gibi? Model tabii eski şeylerden yani. Ama şey de seviyorum ben. Genel olarak zaten kamyonet tarzı araçları, ben pick-up'ları falan filan çok severim. O tarz şeyleri. Ama onun haricinde şey, elektrikli böyle küçük özellikle araçlarına falan çok beğeniyorum. Özellikle uzun kilometre de gidiyor. Evet, 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 evet. Çok kullanışlı bence. Kesinlikle ona dönülmeli. Bence de, bence de. Petrolden kesinlikle kurtulmamız evet, gerekiyor abla. Evet, aynen. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica o zaman. Rica ederim. Görüşmek bye üzere. Bundan hemen dışarıya doğru çıkalım ama çıkmadan önce ben Can'ın yanına uğramak istiyorum. Birçok insan Can'ı aslında tanımıyordur ama biz buradan açıklayalım. Videolarda siması gözüken, kulaklıkları takan. Evet, de kamera arkası. Arkadaşımız Can ve Can video editör, video editörümüz arkadaşlar. Şu anda export alıyorum. Hangi videoyu yapıyordun? 10 oyun Redmi Note 9. Evet, o da benim çektiğim evet video. Onu da yakın zamanda izleyebilirsiniz zaten. Evet, haftanın sorusunu bugün sana da sormak istedim. Tamam. Sorumuz, hangi teknoloji şirketinin CEO'su olmak isterdin? Güzel soru. Ya ben düşündüm zaten, sen CEO vermiştin. Evet, evet. Amazon'la karar kıldım. Neden?
Amazon'da mesela her şeyi bulabiliyorsun. Adamlar araba da satıyor yani. Normal mesela telefonu da satıyorlar. Monitörü de tut, kitap şeye kadar satıyorlar yani. İlk önce zaten kitap satarak başlamışlar bu sektöre. Şeyinki de çok iyiydi. Asablo da onda şey yapıldı. Tesla. Evet. Elektrikli otomobiller. Yenilik anlamında da bayağı çığır açtı yani şeye göre. Benzinli otomobillere göre. Zaten sen de takip ediyorsun. Tabii bayağı. O Cybertruck lansmanını evet, izledim falan. Çok muazzamdı yani, güzeldi. Cam kırılmaz dediler ama kırıldı, öyle bir olay vardı. Talihsizlik yani olabilir. Yani evet, ufak tipik hatalar olabilir. Mesela Elon Musk, SpaceX'in de sonuçta CEO'su. Evet, birçok yani, şirketi var yani kendi. Şey tabii, bayağı şey. Peki Can, teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Tamam. Ben de buradan videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar, bugünkü Soru Plus serimizin videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımızdaki Soru Plus gönderisinin altına yazın diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. We'll be right back.